Kitap Saati programında bugün sizlere Plural Yayınları tarafından yayımlanan Hazreti Muhammed, Hayatı ve Mücadelesi adlı kitabı tanıtacağız. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve mücadelesini ele alan, bilhassa genç okurların rahatlıkla anlayabilecekleri, siyer literatüründe önem atfeden bütün konuların sade ve akıcı bir biçimde anlatıldığı kitabın yazarı Ahmet Efe. Sizleri yazarın Hazreti Muhammed Hayatı ve Mücadelesi kitabı üzerine yaptığımız sohbetimizde baş başa bırakıyoruz. İnşallah daha çok gençlerimizin okumasını, öğrenmesini tavsiye edeceğimiz bu çalışmada kainatın en şerefli insanı, varlığı, Allah'ın alemlere rahmet olsun diye gönderdiği Efendimizin, Peygamberimizin hayatı anlatılmaktadır. Peygamberimizin hayatıyla ilgili eserlere Siyer-i Nebi ya da Siret-i Resul adı veriliyor. Yani peygamberin sireti, Resul'ün, elçinin, Allah elçisinin hayatı ve hikayesi. Buna dair ilk dönemlerde de çok kıymetli eserler yazılmış. İbn-i İshak'ın kitabı var. Daha sonra İbn-i Hişam onunla ilgili yeni çalışmalar yapmış. Megazi kitapları var. Diğer ilim adamlarının yazdığı eserler var. Tabii bir de hadis-i şerifler var. Kur'an ayetleri var Efendimizle ilgili. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de 4 yerde açık ismi zikrediliyor. Muhammed şeklinde 4 ayeti kerimede, Ali İmran'da, Ahzab'da, Sure-i Fetih'te ve Muhammed suresinde 4 surede onun ismi açıkça zikrediliyor ama Kur'an kendisine nazil olduğu için Efendimiz'den çok bahis vardır. Ve tabii o da Allah'tan aldığı bu vahyi tebliğ ediyor insanlara. Dolayısıyla İslam denildiği zaman veya İslam'ın kemal bulmuş son şekli dediğimizde önce akla Kur'an-ı Kerim geliyor, Allah'ın kelamı olduğu için. Ardından o kelamı bize ulaştıran, tebliğ eden, sadece tebliğ etmekle kalmayan, aynı zamanda beyan eden, açıklayan ve kendisi de bu tebliğ ettiği beyanı, tebliğ ettiği ayetleri yaşayan. Yaşayan Kur'an-ı Kerim. O zaman demek ki birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim oluyor, İslam ümmeti olarak, Müslümanlar olarak. İkinci kaynağımız da, dayanağımız da o Kur'an'ı bize tebliğ eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oluyor ki o Allah'ın son peygamberi. Kendisinden sonra başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu da yine Ahzab suresinde estağfurullah. Ma kâne Muhammedun ebâ ahadim min Resulillah. Ma kâne Muhammedun ebâ ahadim min ricalikum velâkin Resulallah ve hâtemen nebiyyin ayeti kerimesiyle hâtemen nebiyyin demek nebilerin yani peygamberlerin en sonuncusu demektir ki kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Efendimiz'i şimdi biraz konuşmuş olacağız. Yani siyer dediğimiz, efendim siret dediğimiz ilmi daldan bahsedeceğiz. Efendimiz son nebi olduğuna göre kendisinden sonra gelen ve peygamberlik iddia eden bazı adamlar, işte Müseylemetül Kezzab gibi, efendim Esved-i Ansi gibi veya daha sonra gelmiş, hatta günümüzde bile ben peygamberim diyen adamların ne kadar yalancı ve ne kadar gayri ahlaki bir iş yaptıklarını, ne kadar yalancı olduklarını anlamış oluyoruz. Çünkü Allah'ın peygamberinden, yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sonra başka bir peygamber gelmeyeceği, bir Resul gelmeyeceğini Allah zaten Kur'an-ı Kerim'inde kendisi açıklamıştır. Bu bakımdan İslam'ın dayanağı Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselam onun sünneti. Onun sireti. Dolayısıyla Efendimizin çocukluk yaşından itibaren vefatına kadar geçen 63 yıllık hayatının bütün ayrıntılarını hemen hemen biliyoruz. Böyle bir şahsiyet de dünyaya daha gelmemiştir. Yani çocukluğundan vefatına kadar hayatının safhaları, çocukluk dönemi, gençlik dönemi, orta yaşlılık dönemi ve nihayet vefatına kadar olan geçen süre içerisinde bu 63 yılın
böyle kaydedilmiş olması dünyada başka bir insan için yapılmamıştır, bu yoktur. Ve hakkında en çok kitap yazılan, hayatının bütün teferruatı hemen hemen bilinen ve gizli kapaklı hiçbir şeyi olmayan bir Resul'den, bir elçiden bahsediyoruz. Diğer peygamberleri de tanıyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de onların 25 tanesinin ismi veya 28 bir rivayete göre ismi zikrediliyor ama mücadelelerinden kesitler veriliyor. Ama Hazreti Musa gibi, Hazreti Adem, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti İsa gibi. Fakat hayatının teferruatı, detayları bilinen tek peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. İslam'ın ikinci ana kaynağının sünnet olduğunu söyleyen yazar Ahmet Efe, hadis ilminin önemine değiniyor. Efendimizin sünneti, yani hem beyanı, yani kavli, sözleri, hem de hareketleri İslam'ın ana kaynağıdır. Kur'an'dan sonra sünnet, İslam'ın ikinci ve ana kaynağıdır. Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri de aslında Kur'an'dan bağımsız değildir ve Efendimizin sözleri Kur'an'ın adeta tefsiri mahiyetindedir. Dolayısıyla sahabe-i kiram bir ayeti anlayamadığında veya manasında müşkül çektiğinde hemen Efendimiz'e müracaat ediyor ve ondan ya Resulallah Allah'ımız burada ne söylemek istedi veya bize ne emir buyuruyor diye Efendimiz'e soruyorlardı. O da onlara açıkça onu beyan ediyordu. İşte bunlara biz bugün bu Efendimiz'in sözleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kavli sünnet olarak bize intikal ediyor. Bu da hadisler aracılığıyla intikal ediyor. Ta Efendimiz zamanında o yaşarken de bunlar kaydediliyor, yazıya da geçiriliyor, daha çok şifaen rivayet ediliyor ve bir raviler silsilesi teşekkül ediyor. Bir hadis-i şerif dediğimiz bir olgu meydana, bir ilim dalı meydana geliyor. İkinci, üçüncü yüzyıllarda da bunlar kitaplar halinde tasnif ediliyor. Bunlar ümmeti Muhammed tarafından kabul görüyor. Ve hususen 6 tanesi ki adlarına Kütüb-ü Sitte diyoruz. Kütüb-ü Sitte de işte İmam Buhari'nin kitabı, İmam Müslim'in kitabı, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Tabii bunun dışında İmam Malik'in Muvatta'sı, efendim Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'i gibi kitaplar veya Tabarani'nin eserleri. Bunlar Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini, kavillerini, bize sözlerini sağlam bir şekilde ulaştırıyor. Bunu şunun için anlattım ki Efendimizin hayatına dair bilgiyi daha çok biz hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz şuraya geldi, buraya gitti, şunu söyledi, bunu söyledi gibi şeyler yoktu. Kur'an-ı Kerim bütün bir insanlığa hitap eden evrensel cihan şumul bir vasıfta ayetlerdir ki bunun böyle olduğunu biz zaten Allah'ın Azze ve Celle Ya eyyuhan nas hitabından da anlarız. Ya eyyuhan nas demek, ey insanlar demek. Sadece müminler değil, sadece peygamberimize inananlar değil. Ey insanlar deyince bunun içine Hristiyanlar girer, Yahudiler girer, Mecusiler girer, Budistler girer, putperestler girer. Ama Peygamber Aleyhisselam'dan doğrudan doğruya bahseden, onun halini, hareketlerini ve kararlarını bize gösteren daha açık İşaretle hadis-i şeriflerdir. Yazar Ahmet Efe, kainatın en şereflisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sahih kaynaklara ve hadislere dayanarak öğrenilmesi gerektiğini söylüyor. 40 yaşına ulaştığında kendisine peygamberlik verilmişti. Allah Azze ve Celle onu son nebi, son elçi, son resul olarak en büyük kainatın şeref tacı bir insan olarak insanlık alemine. Hükmü de, söyledikleri de kıyamet gününe kadar baki olmak üzere. Artık kendisinden sonra bütün insanların onun dinine göre hesaba çekileceğini bildirmek suretiyle, yani İslam'la sorumlu kılarak bütün insanlığı Allah peygamberimizi gönderiyor. Efendimiz bu vazifeyi 23 yıl yapmıştır. Bunun 13 senesini Mekke'de geçirmiş ki biz ona Mekke dönemi diyoruz. Hayatının geri kalan 10 yılını da, yani peygamberliğinin de 10 yılını Medine-i Münevvere'de
aydınlık şehir dediğimiz, münevver şehir dediğimiz Medine'deki, oranın eski adı Yesrib'tir. Ama Peygamberimiz oraya, bura Yesrib değil, burası Medine'dir demiştir. Medine aslında medeniyetin var olduğu, insanların böyle bir şehirde yaşadıkları, kaynaştıkları, kültürel hayatın canlı olduğu şehirler demek. Medine şehir demek zaten. Yani köy, kasaba gibi değil de daha büyük şehire Medine denilir. Efendimizin son 10 senesi de bu Medine-i Münevvere'de yaşanmıştır. Asıl mücadele, yani savaşlar, Bedir Harbi, Uhud Harbi, Hendek Harbi, efendim daha sonra Mu'te'ye, daha sonra Bizanslılarla mücadeleler, Mekke-i Mükerreme'nin fethi, Kureyş'in elinden alınması, İslam'ın mülkü haline tekrar gelmesi, bütün bu hadiselerde Medine döneminde yaşanmıştır. İşte bizim kitabımızda, Efendimizin Hayatı ve Mücadelesi kitabında, çok kalın değil, biraz özet bir kitap. Mutlaka daha detaylı, teferruatlı anlatmak mümkündü ki öyle kitaplar zaten var. Ben biraz da gençler bunu okusunlar, bir özet halinde Efendimiz'i sahih kaynaklara dayanarak öğrensinler. Uyduruk rivayetlere bakarak değil, bir takım titir sahibi adamların söyledikleri yalan yanlış sözlerle değil, asıl sahih hadislere dayanarak, işte İbn-i İshak'ın Magazisi'ne dayanarak, İbn-i Hişam'ın kitabına dayanarak öğrensinler diye yazdım. Biliyorsunuz Efendimiz hakkında çok şey söyleniyor, çok yalanlar da rivayet ediliyor, anlatılıyor. Hatta iftiralar atılıyor. Bütün bunlar onun nezih hayatına, şahsiyetine elbette hiçbir halel vermeyecek, getirmeyecektir. Asıl olan da bizim gençlerimizin, insanımızın Efendimiz'i o sahih hadislerin çizdiği portreye uygun olarak, Kur'an'ın anlattığı peygambere uygun olarak öğrenmeleridir. Ki çok çok önemli bir husustur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi doğru tanımanın ve anlamanın önemine değinen yazar Ahmet Efe, bunun tersi olması için elinden geleni yapan ve Efendimizin aleyhine çalışan insanlardan bahsediyor. Eğer bir Müslüman peygamberini yakından tanımıyorsa, hatta kendi hayatından daha iyi onun hayatını bilmiyorsa, biraz daha şeye yapayım, çıkayım ki, peygamberini kendi annesinden, babasından ve öz canından daha çok sevmiyorsa, hakiki manada iman etmiş olduğu söylenemez. Çünkü Peygamberimiz zaten bunu kendisi söylüyor. Diyor ki, ya Ömer, ya Resulullah diyor Hazreti Ömer, ben seni seviyorum diyor. Ya anamdan, babamdan daha çok seviyorum diyor. Kendi canından daha çok seveceksin ya Ömer diyor. Öyle olursa ancak kamil bir iman sahibi olacaksın. Bunun için Peygamberimizin arkadaşları, sahabilerimiz de fedake ebi ve ümmi ya Resulallah diyerek Efendimiz'e, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyerek yaklaşırlar. Onun her emrini anında yerine getirirler. Bu bakımdan Peygamberimizi herkesten daha iyi tanımak, hayatının hikayesini teferruatıyla öğrenmek ama sahih kaynaklardan öğrenmek. Burası da çok mühimdir. Çünkü öyle şeyler uyduruluyor ki İslam'ın dejenerasyonu için, Müslümanların mağlubiyeti için düşmanlarımız o kadar ciddi çalışmalar yapmışlar ki tarih boyunca, ne fırkalar doğmuş, ne efendim cemaatler meydana gelmiş, ne büyük ihanetler sergilenmiş. Bugün de benzer şeyler sergileniyor. Mühim olan Peygamberimizin hayatını işte asıl olarak önce Kütüb-i Sitte'ye bakarak, daha sonra İbni İshak'ın kitabına bakarak öğrenmek. Çünkü İbn-i İshak'ın kitabı ilk kaynaktır. Efendimiz'e en yakın dönemde yazılmış bir siyer kitabıdır. Kitabında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği mücadelelerden bahseden yazar Ahmet Efe, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün şirke meydan okuduğunu, İslam'ı tebliğden bir an için bile geri kalmadığını söylüyor. Kısa anlatımlarla kitabımızda şöyle bölüm başlıklarına baktığımızda bir giriş bölümü yaptık. Peygamberlerin tevhide davet mücadelesi nedir? Hangi esasa istinaden bu faaliyetleri yürütmüşlerdir?
ki tevhid mücadelesi Hazreti Adem'in mücadelesidir. Allah'ın insanlara seçtiği din İslam'dır. Hazreti Adem Müslümandır. Bütün peygamberler Müslümandırlar. Hazreti İsa Müslümandır. Hazreti Musa Müslümandır. Ve bütün verdikleri mücadele de zaten tevhid adına, İslam adınadır. Zaman zaman insanlığın bozulduğu, asli inancından uzaklaştığı dönemlerde peygamberler bu mücadeleyi yaptılar. Risalet öncesinde peygamberimizin hayatına dair bilgi verdik. Yani Efendimiz doğduğunda Mekke nasıl bir yerdi, insanlığın hali neydi? O zaman biliyorsunuz iki tane büyük süper güç vardı. İran devleti vardı, Sasaniler. Sonra Bizans vardı, Bizans İmparatorluğu vardı. O arada Arabistan'da Efendimiz dünyaya geldi ve mücadelesini verdi. Efendimizin doğduğu Mekke şehriyle ilgili bazı bilgiler verdik. Efendimizin oradaki gençlik dönemini, çocukluk dönemini anlattık. Mekke döneminde peygamberlik kendisine verildi Hira mağarasında. 40 yaşına ulaşmıştı, Hazreti Hatice ile evlenmişti, çocukları vardı. O arada Efendimiz 40 yaşından sonra çok büyük asıl mücadelesine girişti. Sonra orada 13 sene uğraştıktan sonra ilk yıllarda kapalı, gizli çalışmalar yaparak, sahabelerin etrafında toplayarak sahabilerini, sonra açıktan bir mücadele vererek, bütün Kureyş'e meydan okuyarak, yani aslında bütün şirke, bütün aleme meydan okuyarak, hatta bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz bile davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu benim elimde olan bir şey değil, Allah'ın bana verdiği bir vazifedir diyerek çalışmasını sürdürdü. Çok büyük eziyetlere, işkencelere de katlandı, hepsine tahammül etti. Taşlandı, taşlanmasına rağmen kendisini taşlayıp kan revan içinde bırakanlar için bile ya Rabbi bunlara hidayet ver, bunlar bilmiyor, bunlar cahildirler diyerek bir mücadele sergiledi. Ashabına çok yakın oldu, onlara merhamet gösterdi. Sonra Medine'ye hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Medine'ye gidince de bu sefer etrafındaki sahabileri ile beraber bir güç kazandı, bir devlet kurmuş oldu. Sonra 2 yıl geçmeden aradan, yani Mekke'den Medine hicretinin üzerinden 2 yıl geçmeden Bedir Harbi sırasında 313 kişilik ashabıyla, sahabilerle 1000 kişiden fazla Kureyş ordusunu, Ebu Cehil komutasındaki Kureyş ordusunu mağlup etti, ilk zaferini kazandı. Daha sonra Uhud Harbi oldu, Hendek Harbi oldu, diye savaşlar oldu. Yahudilerle Medine'de büyük bir mücadelesi oldu. Kurayza oğullarıyla, diğer Yahudi kabileleriyle oldu. Bizanslılarla Mute Savaşı yapıldı. Bütün bunlar sırasında Efendimiz İslam'ı tebliğden bir an için bile geri kalmadı. Ve sonunda 63 yaşına ulaştığında Medine-i Münevvere'de ateşli bir hastalık geçirmek, hummaya benzer bir hastalık geçirmek suretiyle Medine-i Münevvere'de vefat etti ve vefat ettiği Hazreti Ayşe annemizin odasında, yani vefat ettiği yere bir mezar kazılmak suretiyle kendisi defnedildi. Kabri belli olan, açıkça belli olan tek peygamber de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte burası Hazreti İbrahim'in kabridir, burası Hazreti Nuh'un kabridir filan diye gösterilenler biraz makam vari yerlerdir. Ama asıl kabri tam kesin olarak belli olan tek peygamber de yine bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun hayatından daha kıymetli öğrenilecek bir hayat hikayesi yoktur. Muhakkak gençlerimiz özellikle sadece bu kitap değil, bu konuyla ilgili yazılmış çok kıymetli Türkçe kitaplarımız da var. Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası, Enbiyası var. Sonra daha sonraki yıllarda neşredilmiş çok güzel kitaplar var. Onlardan da istifade edilir. Efendimizin hayatı çok ciddi şekilde öğrenilmeli. Ama sahih kaynaklara dayanmak suretiyle diyorum. Bütün izleyicilerimize Allah'ın rahmeti, selam ve bereketi onların üzerine olsun diye dua ediyorum. Onlardan da dua isterim. Yazar Ahmet Efe'ye güzel sohbeti için teşekkür ediyoruz. Kitap Saati programının yeni bölümünde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.